komşu şehrin belediye başkanı olarak aranızda bulunmaktan, bugün Türkülerin ana yurdu Arguvan'da bulunmaktan, Türkülerin pınarı Arguvanlı dostlarla bir arada bulunmaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Adıyaman, Malatya kardeş iki şehir. Hem kültürüyle, hem dayanışmasıyla her zaman bir arada olmuş iki büyük şehrimiz. Bu dostluklar, bu birliktelik inşallah bundan sonra da devam edecek. Bizler hem Adıyaman olarak hem Malatya olarak 6 Şubat'ta büyük acılar yaşadık. Büyük yıkımlar yaşadık. Bu yıkımları, bu acıları unutturacak olan da işte türkülerimizdir. Aslında türküler her derde deva ve şifa kaynağı. Bugün bu topraklarda 1000 yıldan fazladır türküler söyleniyor. Bundan sonra da inşallah sonsuza kadar söylenecek türkülerimiz. Biz hep beraber türkülerinin özgürce söylendiği, sazlarının özgürce çalındığı bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Hep beraber de çalışmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, tabii Arguvan türkülerin ana yurdu, aynı zamanda Malatya çok birikimli, Türkiye siyaset tarihine imza atan çok başarılı siyasetçiler de yetiştirdi. Bunlardan bir tanesi de benim siyasi yaşamımda da büyük etkisi olan, her zaman desteğini esirgemeyen, her zaman yanımda olan Sayın Veli Ağbaba'dır. Sayın Veli Ağbaba'ya da huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Mecliste bölgemizin tek sesi, depremde, selde, en zor anımızda kürsüde sürekli Ağbaba'yı görürüz. O hep yanımızda oldu. Bundan sonra da yanımızda olmaya devam edecektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bugün çok konuşmayalım. Söz türkülerin olsun, söz sazların olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.